Evet, İnşallah. Mehdi konusuna girmek istemiyorum. Siz defalarca söylediniz çünkü işte ben Mehdi değilim, benzediğimi söylüyor insanlar diye. Yok, Ama ben söylüyorum. Benziyorum da ama yani alametlerim benziyor. Ama iddia etmiyorum. Yani mesela Oktar'ın da saçı benziyor. Saçı siyah. Mesela Mehdi'nin saçı siyahtır. Mesela sakallıdır. Yani ne var benziyor olmak Yani bir şey benziyor mi? demek ima etmek mi? Şimdi ben bunu açıklamak mükellefim. Çünkü bu çok büyük bir mucize. Yani bir kere olaylar aynısıyla çıkmış. Mesela İran-Irak savaşı olacak diyor. Çıktı. Mesela bugün Hürriyet Sür manşet vermiş. Mehdi geliyor diyor, değil mi? Gelecek, katılın diyorlar. Mehdi gelecek. Siz de katılın Mehdi diyor. Geliyor. Ha, Mehdi geliyor diyor, evet. Yani Sür manşet bir kapaktan vermiş. İlk defa oldu Cumhuriyet Halkı'nın, ilk defa ben hiç böyle bir haber görmedim. Yani çok olağanüstü bir şey. Demek ki yer yerinden oynuyor. Yani çok büyük bir olaydır. Mehdi'ye şu an dünyayı kaplamış durumda. Ramazan ayında 15 gün arayla ay ve güneş tutulmaları olacak diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve bu iki kere tekrar edecek diyor. 1981 ve 82 yıllarında bunlar oldu. Mesela bir kuyruklu yıldız çıkacak diyor, çıktı. İkinci bir kuyruklu yıldız çıkacak diyor Peygamberimiz, fakat diyor bu batıdan doğuya gidecek diyor bu kuyruklu yıldız ve çift uçlu olacak diyor. Bu da çıktı, Lulian kuyruklu yıldızı. Kabe'ye baskın yapılacak ve kan akıtılacak diyor. Hacılar orada katledilecek diyor. Yani şehit edilecekler diyor. Bu da oldu. Afganistan işgal edilecek diyor. Bu da oldu. Irak işgal edilecek. Irak yeniden yapılanacak diyor. Ve Irak ordusu çölde kaybolacak diyor rivayetlerde. Bu da oldu. Yani buna benzer yüzlerce alamet oluştu. Buna karşı da Ehl-i Beyt'ten Muhammed Mehdi isminde bir zat çıkacak diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Saçları siyah diyor. Geniş alınır diyor. Alnının orta bu çatmaz çizgisi tektir diyor ortadan, yani normalde iki insanlarda iki tanedir ya, iki çizgi, onda tektir diyor ortadan. Şimdi bende de bir tane tek ortadan olduğu için, şimdi insan gözünün içine baka baka ben bunu anlattığımda ne anlar insan? Diyor ki herhalde kendini ima ediyor diyecek. Peki ben bunu, o zaman iki şart var. Ya bunu yok, alakası yok diyeceğim. Yani ne alaka, nereden çıkar diyeceğim. Ya bu hadisi söylemeyeceğim. Veya dürüstçe evet benziyor ama değilim diyeceğim. Ben de dürüstçe benziyorum ama ben değilim diyorum. Spekülasyona yani gerek mesela, yok. Mesela kaşlarından bahsediyor, burnu küçüktür diyor rivayette, yüzü parlaktır diyor, yanağında bir ben vardır diyor, omuzu geniştir diyor mesela, karnı geniştir, bazı geliştirir, bütün ben İsrail görünümde diyor, yani İsrailli insanlara benzer diyor, görünüm var. Sırtında bir ben vardır diyor, benim sırtımda ben var. Ayrıca ikinci sırtında bir mersin ağacının yaprağı gibi ben var diyor, o da var. Ben şaşırdım, bunu hakikaten var. Yani ve seyitim ben, peygamberim neslindenim. Bir profesöre şecerimi çıkarttırdım. 33 silsilelik silsilem var yani, çok keskin hatlarla tespit edildi. Hazreti Ali'ye dayanıyor soyum. Yani Hazreti Ali de Hazreti Davud soyundan gelir. Yani aynı zamanda bir soyu da Hazreti Davud'a dayanır. Ben bunları bütün bunlar bir araya gelince... böyle bir benzetme oluyor. Hayır, benzetme değil. Yani benziyor, doğru. Ama yani ben iddia etmem, bir kere haramdır. Ve acı ben Mehdi değilim, öyle bir şeyim de iddiam da yok. Ama Mehdi çıktığında, bu alametler üstünde olduğunda biz nefesimiz kesiyor. Bu çok büyük bir mucize. Bu çok şaşırtıcı bir şey değil mi? 1400 sene öncesinde peygamber bildiriyor. Ve bu, hatta diyor mesela sağ bacağında bir ben vardır diyor. Benim de var sağ bacağımda ben. Yani benim şaşırmakta haklıyım. Yani hayret edecek bir şey bu. Ama Allah'a sığınırım ve hiçbir şekilde, yani ne yaparsa yapsınlar, hakikaten beni farz edin, bir lider olarak seçseler dahi ve zorla kabul ettirebilirler. Zaten öyle bir şey kabul etmem. Asla kabul etmem. Çünkü o kadar insanın sorumluluğunu almam. Ama kabul etsem dahi asla böyle bir Mehdi iddiam olmaz benim. Yani ne demek bu? Ben o zaman cennete gideceğim diyorum. Yani o zaman ibadet kalkmış benden, o anlama gelir. Olur mu? Küfre düşer böyle bir insan. Böyle bir şey diyemem ben. Ama lider olmak tabii ki isterim. Allah ayette diyor, takva sahiplerine bizi önderler kıl diyor. Ben tabii ki iyi insanların önderi olmak isterim. Hizmet etmek isterim. Mehdi de olmak isterim. Oktar, sen istemez misin Mehdi olmak? Çok isterim. Herkes ister Mehdi olmak. Yani gayet güzel bir şey bu. Aman Allah'ı sevgesin denir mi? Veli olmak istemem mi? Ben cennete gitmek istemez miyim? Tabii ki isterim. Ama böyle bir iddiam asla ve kesinlikle olmaz. Hiçbir zaman için olmaz. Ya boş yere uğraşmasınlar.